Günaydın. Hepinize günaydın arkadaşlar. Beni izleyip de kanalıma ziyaret eden hepinize, ziyaret eden tüm arkadaşlarıma günaydın diliyorum. İnşallah ziyaret etmeyenler de kanalımıza gelir, bizleri izlemeye teşrif ederler diyorum. Kahvemi yaptım. Tabii ki ilk önce su, arkasından da şöyle güzel bir sade kahve. Kahvemi de şöyle göstereyim. Bu tarafa oturmuyorum. Çünkü güneş tam arkamda kalıyor. O zaman da ışığı almış oluyorum. Kötü bir görüntü oluyor arkadaşlar. Uyandık bugün de çok şükür. Annemler de gitti. Verdim arabayı onlara saat 7.30'da. Bakalım hayırlısıyla güzel haberlerle gelmelerini nasip etsin. Tüm hastalarımıza da şifa diliyorum buradan. Evet, bugün Ömer'le dün konuşmuştum. Kızartma yapacağım tabii ki. Artık kızartma tenceremiz var, öyle değil mi? Tabii ki ekranlarda yine Fox TV ile başlıyoruz günümüze. Sizler de öyle misiniz? İnşallah öylesinizdir. Öyle. Bugün de uyandık çok şükür. Evet. Yemek yapacağım. Karnabahar çok az kaldı. Biz 2 günden fazla yemek yemiyoruz. Bugün de etli şöyle güzel bir bezelye yemeği yapayım. Mert seviyor onu. Yanına da küçük şöyle az bir pilav yaparım. Pilavsız da olmuyor. Öyle. Bugün de cacık yaparım belki. Cacığı da özledim. Neyse. Gün içinde inşallah birlikteyiz. Kahvaltı zamanında birlikte oluruz inşallah. Haydi bismillah deyip günümüz başlasın. Evet, günlerden kızartma dedik. Hemen kızartıyorum ki saat 9.30'da Mert'in çünkü bitecek. Şöyle yine her zamanki gibi dünden almıştım bu kızartma. Benim parmak patatesi de güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden onu kızartıyorum. Bu kadar bize yeter Mert'le ikimize. Şu tel ızgarada çok iyi oluyor, tavsiye ederim. Vallahi çok iyi oluyor yani. Şöyle de biraz karıştıralım. Altına üstüne getirelim. Evet, şimdi patatesimiz kızarmaya başladı. Hadi bakalım. Şu kapağı da üstüne dökeceğim. Evet, biz kahvaltı hazırlıklarına başladım ben arkadaşlar. İnşallah sizler de hazırlamaya başlamışsınızdır. Ne dersiniz? Ve patatesimiz pişti. Onu alalım. Mert fazla kızarmış sevmiyor. Tam böyle kararınca oldu. Şöyle de biraz süzelim yağını. Ve patatesimiz hazır. Şöyle de döküyorum. Altını kapattım. Şimdi şey kızartacağım. Biraz da soğan halkası kızartacağım. Ve masamı böyle hemen hazırlayacağım arkadaşlar. Kızartmayı biz çok seviyoruz. Şimdi de soğan halkalarını koyalım. Soğan halkasını da çok seviyoruz. Şöyle atmaya başladım. Altını da kapattım ki fazla sıçrama olmasın diye. Altını kapatayım. Onlar da kızarınca zaten Mert'in de saati geldi sayılır. Hemen masamı hazırlıyorum. Haydi bakalım. Haydi Seda. Sen masa hazırlamaya. Kızartma işim bitti. Patates ve soğan halkalarımı kızarttım arkadaşlar. Böyle de güzelce masama koyuyorum. Şimdi ne koyacağım? Domates, salatalık, biraz bahçemden taze soğan, maydanoz, peynir, zeytin, öyle hemen hazırlayıp geliyorum. I'm 100 and I'm getting it. Como la mo lo llevé.
home when I drop in this. When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes, I'm on my, on my. Yes, I'm on my, I am so, I'm so. Yes, I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my. Her yeri böyle güzel yine günlük süpürmemi yaptım. Bir de şu dolabımın altındakileri sildim. Buralar yağ çok topluyor biliyorsunuz. Mutfak sonuçta yağ kızarttığımız için. Bir de şuraya şöyle bir düzenleme yaptım. Buraları da sildim güzelce. Kızartma yaptığımız için yağ toplama oluyor. Benim dolaplarım eski. Daha henüz yenilemedim. Şu anda da yenilemeyi düşünmüyorum. Şöyle biraz düzenledim. Bakın sizlere de göstermek istedim. Yağ çözle birlikte temizledim ve şu baharatlıklarımı da buraya koydum, daha içi de boş. Şunu kaldıracağım, şu baharatlığı da kaldıracağım oradan. Yavaş yavaş yaptıkça da sizlerle paylaşacağım. Bakın çay keyfine başladım ben. Şöyle hazırladım, cevizimle bademim de var. Ve her yerinde böyle güneşliğimi de kapattım. Şimdi ne yapacağım? Tabii ki İbadetimi yapacağım. Bir de çay keyfimi de yapacağım. İbadet olmadan da olmuyor tabii ki. Bugün bizim belediyemizde de hareketlilik günü var. Bunu da buraya koymuşum. Şunu da alayım. Evet. Şöyle koyayım bunu da. Sunumu ben çok seviyorum. Biliyorsunuz beni. Bugün de Demet Akalın'da Selahattin Alpay ile Hilal Özdemir varmış. Neyse. Ben şimdi hem çay keyfi yapayım. Kurutucumu açtım, nevresim takımlarımı yıkadım, şöyle güneşliğimi de kapattım. İbadetten sonra da yine biraz örgü yaparız, ne dersiniz? O zamana kadar görüşürüz inşallah. Şimdi koltukta hiçbir şey olmasını sevmiyorum ben, biraz böyle rulonumla toplamaya çalışacağım şu koltuğun üstünde ne varsa. Bunlar da çok iyi, bilmiyorum, biliyorsunuz ben sabahları yataklarımı da böyle yapıyorum. Ve bunlar çok kullanışlı arkadaşlar, tavsiye ederim. BİM'e falan da gelmiş. Her şeyi alıyor yani. Kıl, tüy, her şeyi. O yüzden tavsiye ederim. Böyle. Şunları da alayım. Her şeyi alıyor yani, tavsiye ederim. Şunu da alalım. Oraya da bir leke olmuş. Koltuğunuz böyle beyaz olunca da her türlü her şeye maruz kalabiliyor koltuk. Vallahi öyle. Kesinlikle. Evet. Bak. Çok da güzel oldu. Ben bir şeyi gördüm, illa onu yapacağım yani. Yapmadan yapamam. Evet. Çok da güzel oldu şimdi. Bakın. Evet. Kırıntı mırıntı hiçbir şey sevmiyorum ben. Tamam. Evet. Bakın. Bayağı bir çıktı. Saç, maç, her şeye yapışıyor. Yani tavsiye ederim. BİM'e de geliyor. A101'e de geliyor. Haydi şimdi ibadet zamanı. Bakın. Çantam bu seviyeye kadar geldi. Şimdi sapını ayarlıyorum. Şöyle göstereyim. Bunu Ebru'ya yapıyorum. Biraz daha uzatsam iyi olacak. Biraz daha öreceğim.
Sapını da ördükten sonra çantam bitti. Başka bir hediye de alacağım. Bu da benim el emeği hediyem olsun diye istedim Ebru'ya. Öyle bakın, örgümü yapıyorum. Hem de gelin görünü izliyorum sayede yetişti. Şu ışığı da kaybetmek istemiyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Biraz daha örsem iyi olacak. Biraz daha hafif, biraz daha örersem daha iyi olacak. Çok az. Hadi ben örmeye devam. Nasıl, beğendiniz mi çantamı? İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın bir sıra daha geçeceğim. Biraz daha örüp bırakacağım. Hadi bakalım Seda, örmeye devam. Nasıl, beğendiniz mi çantamın renklerini? Şöyle göstereyim. Gayet güzel yani, renkleri falan. Çok güzel. Hem de çok kullanışlı. Bir de biliyorsunuz benim de var. Kendime de örmüştüm. Bunlar çok kullanışlı oluyor yani. El emeğine de olsa. Öyle değil mi? Haydi Seda. Seda mutfağa girdi arkadaşlar. Saat 2:30 oldu. Çünkü biliyorsunuz 5 gibi yürüyüşe çıktığım için yemek işini de bitirmek istiyorum. 2 günde bir yemek yapıyorum biliyorsunuz. Şimdi şöyle güzelce tavuk suyundan bir şehriyeli çorba yaptım. Ve hem de nasıl yaptım? Soğanlı, paprika biberli, yani kırmızı biberli, maydanozlu, tavuklu bir arpa şehriyeli çorba yaptım. Bunu da belki annemle babam yukarı çıkarsa hemen içerler diye düşündüm. Yine de hazır olsun. Biz de yarın içeriz. Çünkü biz bu çorbayı çok seviyoruz. Nohutumu çıkardım. Tabii ki pirincimi de koydum. Ve etimi de koydum. Etli nohut yemeği yapacağım. Bir de yanına pilav. Bir de akşama cacık. Oh misler gibi. Sizde ne var bugün menüde? Yemekleriniz var mı? Yapıldı mı? Yapıldıysa ne var? Lütfen videomun altına yorum yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşın. Sadece seyredip bırakmayın yani. Yorumlarınızı da bekliyorum. Benimle paylaşın. Hala bir iki kişiden geldi soru cevap videosu için. Onun haricinde daha hiçbir soru gelmedi bana yani. O yüzden de ya da kendim hazırlayıp o soruları da ekleyip kendim çekeceğim artık. Çünkü soru gelmiyor. Diğer bakıyorum vlogların bütün yorumlar yazıyor ama bize geldi mi hiçbir yorum yok yani. Lütfen yorum yazın, paylaşın, izlediğiniz dizileri, yaptığınız yemekleri, her şeyi yazın lütfen. Ama saygı çerçevesinde, saygı olduğu sürece her zaman her şeye de cevap yazarım. Ama yeter ki saygı olacak tabii ki. Saygısızlığa tahammülüm yok benim. Karşımdaki insana nasıl saygı duyuyorsam ben de öyle saygı bekliyorum yani. Evet, çorbam hazır sayılır. Şimdi etim biraz eridikten sonra hemen etimi de atmak istiyor. Yani nohutumu da yapmak istiyorum. Çünkü yemek işini bitirmek istiyorum açıkçası. Çorbam hazır olsun da annemler... Bu arada şunu da söyleyeyim. Evet, çok şükür annemin de tiroid bezlerindeki tahlilleri çok temiz çıkmış. Rabbim şifa bekleyen hasta olanlara, herkese Rabbim şifalarını eksik etmesin, şifa versin. Hiçbir hastalıkları da Rabbim nasip etmesin. O yüzden çok sevindik. Gözümüz aydın dedik birbirimize. O yüzden sağlıklı yaşamak gibisi yok yani. Her şeyin başı sağlık, sağlık, sağlık. Hareketsiz yaşamı da bırakıyoruz. Harekete devam. İnşallah böyle devam ederiz. Öyle Seda bu şekilde gününe devam ediyor. Böyle hayat bir şekilde başladığı gibi de bitiyor. Öyle değil mi? Haydi günümüze devam. Annemle babam geldi. Çorbamı da çok beğendiler. Şimdi böyle nanelerimi de temizledim. Toparladım böyle. Çünkü öbür türlü koyduğumda tamamen çürüyor. Gerçi yine çürüyecekler ama en azından böyle biraz daha uzun sürede kalıyor dolapta. Böyle güzelce ayıkladım. Şimdi ben de bir kase çorba içmek istiyorum. Bakın çok güzel etli nohutumu da koydum böyle. Yine kırmızı biberli. Şöyle de göstereyim size. Paylaşayım. İçine ben kapya biberi de koyuyorum. Böyle güzel etli kırmızı kapya biberli. Nohutum hazır. Bakın maşallah. İçine zerdeçal, karabiber. Bunlar benim vazgeçilmez baharatlarım biliyorsunuz. Lütfen bunları da evinizden eksik etmeyin arkadaşlar. Haydi şimdi ben çorbamı içeyim. Ondan sonra biraz dizi. Sonra da yürüyüş inşallah. Hadi bakalım. Evet, Mert bu şekilde seviyor arkadaşlar. Pilav üstü. Hani lokantalarda da yeriz ya. Cacımı da yaptım. Şöyle güzelce
Atmayacağım ben. Atacağım. Nane de atacağım. Zeytinyağı önemli olan. Sosların da olması lazım. Ben ilk önce biraz nohut, ondan sonra ben de pilav üstü yiyeceğim. Biz yemeğimizi yiyoruz. Siz de benimle birlikte bu anda şu anda yiyorsanız size de afiyet olsun. Akşamımız da oldu çok şükür. Bugün yürüyüş yapamadım. Bayağı bir erken saatte kalkıp yemek düşüydü buydu olduğu için. Neyse diğer günler inşallah nasipse yine yürümeye devam. Çayımı zaten aldım. Etikongum yarım kalmış. Onu yiyeyim dedim. Bir de bakın yine kuru incirim, antep fıstığım, bademim ve bir avuç da ay çekirdeğimdi. Çünkü doktorlar bugün hatta onu bile söyledi. Her gün bir avuç mutlaka yiyin diye. Ben de bir avuç yemeye çalışıyorum. Şu etikongu da yemek istedim. Çayımı da koydum. Bakın polarım yine burada. Bugün de dizi olarak Sen Çal Kapımı var. Onu izliyorum. Ama yine çok güzel. Siz de izliyor musunuz? Çayımı aldım. Çaycılar burada mı? Evet, haydi. Dizimizi izleyip inşallah günümüzü de bitirirken birlikte bitiririz. Bir gece daha bitiyor arkadaşlar. Vallahi Sen Çal Kapımı o kadar güzeldi ki, o kadar heyecanlıydı ki bu sefer kavuşabildiler. Her seven birbirine kavuşsun diyorum artık. Evet, benden de bugünlük bu kadar olsun, ne dersiniz? İnşallah bugünkü videomu da severek ve beğenerek izlersiniz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı da unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İyi geceler, sevgiyle kalın.